Obeziteye karşı Kamboçya'da yetiştiği için glukomanan konca. Bu bal kabağı büyüklüğünde olan zebzeyi soyarlar. Güneydoğu Asyalılar, Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde bizdeki gibi mantı, makarna, zebze, salatasını yapar yerler. Yani hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Bir zebze bu. Hı hı. Ha. Bu kurutulduktan sonra zebzenin destilasyonla damıtılarak elde edilen özü, ekstraktı %60 oranında glukomanan içerir. Glukomanan bir polizaharit. 1 gramı suyla karıştırıp içtiğinde veya hap olarak içtiğinde bağırsakta çözülür çözülmez. Bütün bağırsak böyle ince bir folyo gibi sarar. Streç folyo gibi. Glikoz eminimini engeller. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Birçok kişi konca ile zayıflamıştır. Konca. Yani biz bunu geliştirdik, değiştirdik. Birleşiminde mesela Garcinia denen bir meyve var. Bu portakal gibi, mandalina şeklinde portakal gibi turunçgillerden bir meyve. Güneydoğu Asya'da, bu da orada Kamboçya'da yetişir. Bu da orada yetişir. Bunun birleşiminde limonda olan sitrik asidin bir başka türevi olan hidroklorik sitrik asit içerir. Yani ne işe yarar? Yemiş olduğumuz besinleri, mesela ne yediniz? Un mamulleri vesaire vesaire. Bunlar vücut ihtiyacı kadar olana harcar, olmayanı fazlalığı yağa dönüştürerek depolar. Yağ dönüştürerek depolanmasını sağlayan bir enzimdir. Bu enzimi frenler. Enzim azaldığı zaman ne olur? Vücut dışarı atar. Depolamaz. Yani yağ dönüştürerek depolama işlemi yapmaz. O zaman ne olur? Depolanmış yağlar enerjiye dönüşmek için yakılarak yavaş yavaş kişi zayıflar. Garcinia. Artı Türkiye'de yetişen bir bitki var. Funda. Funda ekstraktı. Bunlar zayıflatıcı bitkiler. Herhangi bir yan etkisi yok. Artı çok güzel zayıflatıcı bir doğal bir ürün daha var. O da nedir? Hepimizin bildiği lahana. Lahana en güzel, en etkili zayıflatıcı. Ha, bunun birleşiminde bir de lahananın birleşiminde Lactobacillus ve Bifidobakterisi var. Ne demek? Yoğurtta olan faydalı bakteriler. Bunda 1000 kat var. Fermentasyon sırasında çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Kişi bunu içtiği zaman bağırsaktaki zararlı bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Lactobacillus bir savaş olur bağırsakta. Zararlı bakterileri yok eder, mantarı yok eder. Lactobacillus bifidobakterileri çoğaldıkça insan sağlığına kavuşur. Mesela bu laktoz, Lactobacillus bakterisi az olursa kişide alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Laktoz intolerans dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar. Nedir? Süt şekerini süt asidine dönüştüren bakteriye Lactobacillus bakterisi denir. Bu bakterinin azalması alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları vesaire vesaire tetikler. Lahana suyu içtiği zaman kişi işte bunun birleşiminde yoğurttakinin binlerce katı var. Gastrit, ülser, enterit, kolit gibi mide bağırsak rahatsızlarına iyi gelir. Alerjik cilt hastalıkları önüne artı zayıflatır. Vatandaş diyor ki ben zayıflamak istemiyorum. Çok zayıfladım. Bazıları zayıflıyor. Memnun zayıflamak için oluyor. Bazıları diyor ki ben çok zayıfladım. 15 kilo zayıfladım diyor. 6 haftada. Bizim ürünleri kullanıyor. Midesi için kullanıyor. Bir de aynı zamanda zayıflıyor. Ha, o zaman zayıflamak istemiyorsa ne yapacak? Yemekten önce değil, yemekten sonra kullanacak. Yemekten sonra tonik, yemekten önce iksir. O zaman ne olur? Zayıflama, aşırı zayıflıyor bazıları. Şikayetçi oluyorlar bu. Biz sizin tonuyu kullanıyoruz, iksiri kullanıyoruz. Çok zayıfladık. Zayıflamak istemiyorum diye böyle şikayette bulunuyorlar. Yani bazıları zayıflamak için seviniyor, bazıları da zayıflamak için. O zaman tonuyu yemekten sonra, iksiri yemekten sonra kullanmak gerekir. 6 haftada 15-20 kilo verilebilir. Tabii ki burada tatlı yememek gerekir. Kilo vermek isteyenlerin un mamullerine dikkat etmesi gerekir. Biraz dikkat ederlerse zayıflamak çok kolay. Evet.